Maçtaki golü büyük savaş atmıştı. Daha sonra İstanbul'da Galatasaray Rapid'i Tanju ve Cüneyt'in golleriyle 2-0 mağlup etti, 1-3 tura çıktı. Bir üst turda Galatasaray'ın rakibi Nöşetel'di. Galatasaray deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Daha sonra İstanbul'daki 5-0 galibiyet UEFA'yı bile ayağa kaldırdı. Önce masa başında sıl takımın hakkı elinden alındı. Daha sonra geri verildi ve Galatasaray bir maç ceza alarak 1-3 tura çıktı. Çeyrek finalde sarı kırmızılıların rakibi Monaco Galatasaray'la eşleşti ve deplasmanda Tanju'nun golü Galatasaray'ı Monaco karşısında 1-0 öne geçirdi. Köln'de oynanan karşılaşmada ise Galatasaray Monaco ile Frekazi'nin golüyle 1-1 berabere kalınca Galatasaray'ın rakibi Steaua Bükreş'e oldu. 15 gün önce Steaua Bükreş Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Galatasaray bu sene Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadığı 7 karşılaşmadan 3'ünü kazandı. 1'inde berabere kaldı. 3 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 10 gol yedi. Rakibi Steaua Bükreş'in ilk turdaki rakibi Spartak Prag'tı. Çekoslovak takımını Çekoslovakya'da 5-1 yendi Steaua Bükreş. Kendi sahasında 6 eksikle 2-2 berabere kaldı. İkinci turda Spartak Moskova ile eşleşti. Kendi sahasında Bükreş'te 3-0 mağlup etti. Moskova'da yine 2-1 yendi. Böylece bir üst turda çeyrek finalde Göteborg'da eşleşti. Bu turnuvadaki tek mağlubiyetini aldı Steaua Bükreş. Göteborg'a 1-0 mağlup oldu. İsveç takımına kendi sahasında 5-1 yenince yarı finalist oldu ve Galatasaray ile eşleşti. 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet var Steaua Bükreş'in. 21 gol attı, 4 gol yedi. Steaua Bükreş oldukça güçlü bir takım ve gücünü de Galatasaray karşısındaki ilk karşılaşmada gösterdi. Karşılaşmayı Keith Hackett, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yardımcılıklarını Neil Hitley ve Philip Long yapıyorlar. Takımların kadrolarını veriyorum sizlere. Galatasaray'ın kadrosu şöyle. 1 Smolik, 2 İsmail, 3 Semih, 4 Cüneyt, 5 Erhan, 6 Yusuf, 7 Arif, 8 Frekazi, 9 Nisan, 10 Bülent, 11 Fugay. Steaua Bükreş 1 Rum, 2 Petrescu, 3 Ungurnian, 4 Umbescu, 5 Stoica, 6 Jovan, 7 Balint, 8 Dimitrescu, 9 Piturga, 10 Hagi, 11 Rotaryo. Karşılaşmanın burada hakemi İngiliz Keith Hackett sahayı kontrol etti, yardımcılarını kontrol etti. Karşılaşma başlayacak. Sayın seyirciler, şu anda sahadaki 35 bin kişi UEFA'nın yolladığı genelge nedeniyle İngiltere'de Liverpool'da oynanan karşılaşmada Sheffield Stadında meydana gelen olaylar nedeniyle göndermiş olduğu genelgeden dolayı bütün seyircileri saygı duruşuna davet ediyor. Evet, saygı duruşu sonuçlandı ve oyuna başlayacak olan takım hemen Galatasaray futbol takımının teknik direktörü Mustafa Denizli bu karşılaşmada ya hep ya hiç parolasını uyguluyor ve şüphesiz Galatasaray takımı riskli oyunu seçecek. Galatasaray takımı bu karşılaşmada 3-5-2 düzeni içerisinde oynayacak. Karşılaşmanın henüz ilk saniyeleri ve Smolic'in degajmanını izlediniz. Umbescu topa sahip oluyor. İsmail yerden çıkarttığı top. Ugay kaptırıyor. Bülent kafa vuruşu Riyanu'dan
Serbest. Rumen takımı oyunu devam ettiriyor. Valint. Karar Galatasaray'ın aleyhine. Serbest vuruşla Rumen takımı oyunu yeniden başlatacak. Erhan. Yine faul kararı. Mirsas'ın yapmış olduğu hareket faul. Galatasaray takımında Uğur ve Tanju bu karşılaşmada yerlerini alamıyorlar. Her ikisi de sarı kart cezalısı. Sayın seyirciler, sarı kart uygulaması bu seneyle birlikte değişikliğe uğradı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, Kupa Galipleri Kupası'nda, UEFA Kupası'nda bunlar bir birim olarak ele alındı. Artık bir futbolcunun bir karşılaşma oyun dışında kalabilmesi için iki maç arka arkaya sarı kart görmesi gerekmiyor. Bir futbolcu birinci maçta veya üçüncü maçta da sarı kart görürse, yani iki sarı kartı görürse, gördüğü andan itibaren ondan sonraki bir karşılaşma otomatik olarak oynayamıyor. Bu aynı zamanda Dünya Kupası Rumen futbolcu Bumbescu karşılaşmayı izlediğiniz gibi başı sargılı şekilde devam edecek. Ugriano Kalecillo. Runkun degajmanı. Faul Galatasaray'da. Dördüncü dakika içerisindeyiz. Galatasaray 0, Steaua București 0. Precazi. İsmail. Ungureanu. Jovan. Ungureanu. Bumbescu. Velin. Galatasaray takımının ileri ikilisinde Cüneyt ve Mirsad görev yapıyorlar. Tanju'nun oyunda olmayışı nedeniyle Cüneyt bu yerde görev yapacak. Ekranlarınızda Mustafa Denizli'yi izliyorsunuz. Galatasaray takımının bu sene Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar geldiği anda vermiş olduğu iddialı demeçlerle tanındı ve bütün sözleri çıktı. Yarı finale kadar Mustafa Denizli'nin dedikleri Galatasaray takımının doğrultusunda oldu. Arif. Tugay bıraktı. Precazi. Hala Precazi. Hagi'nin yanından pas. Tugay. Ara pası. Mirsad topa zamanında müdahale edemedi. Ceza alanı içerisinde bir defa daha orta. Offside bayrağı kalktı. İşaret devam. Lung. Sağ tarafa doğru uzun attı. Kalemiz için tehlike. Sol tarafta Piturga boş. Orta. Piturga. Simović kendisini kontrol ediyor. Bek gibi müdahale etti ve topu dışarıya çıkarttı. İlk karşılaşmada da izlemişsinizdir sayın seyirciler. Steaua București takımı sahayı hem enlemesine hem boylamasına son derece iyi kullanan bir takım. Dumitrescu kullanacaktı, bıraktı. Sarı kart. Sarı kart. Bu futbolcunun daha önce sarı kartının olup olmadığını bilmiyorum ama davranışları futbolcunun daha önce bir sarı kartı olduğunu gösteriyor. Hagi. Yusuf. Mirsad. Precazi. Cüneyt. Arif. Ungureanu.
Mumbescu, Stoica, Petrescu. Semi. Erhan. Uzun top. Hüsattin Hıcı Mumbescu. Offside. Rekazi. Atışın yeniden yapılmasını istiyor. Karşılaşmanın orta hakemi İngiliz Kate Hackett. Bülent. Erhan. Cüneyt. Tugay. Karar faul. İzlediğiniz gibi serbest vuruştan sonra top doğrudan doğruya dışarıya çıkıyor. Taç ve taçtan sonra Smoliç. Mumbescu. Bülent. Yusuf. Arif'e gelmiyor top. Taç Galatasaray'ın. Arif. İsmail. Hagi. Rüyanın pası. Ve kaleci Lum. Jovan. Taç. Rekazi. Yusuf. On dördüncü dakikayı geride bırakıyoruz. Galatasaray 0, Steaua Bükreş 0. Taçta değişiklik. Ungureanu. Tekrar top kendisinde. Atak sol tarafta. İsmail, Arif. Bülent ön tarafa çıktı. Cüneyt, Arif, Bülent. Mirsad. Topun üzerinden atlıyor. Hemen topunu izlediğiniz gibi hemen topu dışarıya gönderiyor. Galatasaray 0, Steaua Bükreş 0. 15. dakika. Ceza alanı içerisinde uzun taç atışı. Wow. Şimdi serbest vuruş kullanacak Galatasaray takımı. Lund barajın oluşmasını sağlıyor. Erhan topun gerisindeki futbolcu. Futbolcuların futbol kurallarına göre 9 metre 15 santimetre topun gerisinde olması gerekir. Erhan topun üzerine geliyor. Hemen çıkarttı. Son derece sert vuruş. Defanstan dönüyor top. Stoica topu dışarıya gönderiyor.
Semih. Erhan. Erhan. Sol taraftan ceza alanının yanına doğru bir orta, kaleci bu. Bağlı. Karşılaşmanın yardımcı hakemi Don Flip yapılan hareketin faul olduğunu belirledi. Bülent. Cüneyt. Mirsad. Cüneyt. Frekazi. Frekazi. Sol tarafında Semih. Frekazi. Ceza alanı içerisinde orta. Hemen topunu topu yeniden uzaklaştırdı. Erhan. Yusuf. Umbescu. Semih. Arif. Ungriano'dan dönüyor top. Yan hakem, orta hakem anlaşmazlığı. Yan hakemin kararı Taç Galatasaray'ın, orta hakemin kararı Taç Stoya Bükreş'in. Serbest vuruşa dönüştürdü. Petrescu. Tekrar top kendisinde. Atak sağ tarafta. İkinci müdahale. Petrescu yerde. Galatasaray takımı oyunu başlatacak. Prekaz. İsmail'in pası Arif. Prekaz. Tugay. Sol tarafta Semih boş. Şimdi Semih. Ceza alanının üzerine doğru orta. Dunk. Karar faul. Cüneyt'in hareketini faul olarak değerlendiriyor İngiliz Keith Hackett. Pozisyonu bir defa daha izliyorsunuz. Serbest vuruşlu oyunu başlatacak şimdi Stavo Bükreş. Otaryu. Bülent. Smovic. Karşılaşmanın 19. dakikasından 20. dakikaya geliyoruz. Cüneyt. Cüneyt. İsmail. Arif. Ceza alanının içerisine doğru ortalıyor. Umbescu. Semih. Hemen yanında Frekazi. Yerden çıkartıyor. Verkaç başarıyor. Kalecilum. Petrescu. Son derece hatalı pas. İkinci hatalı hareket Erhan'da.
Turga ceza alanının içerisinde. Arif. İsmail. Tekrar İsmail. Tugay karşılıyor. Dumitrescu. Ceza alanı içerisinde durum tehlikeli. Erhan araya girdi ve Simovic. Semih. Semih ve Pau. Rekasi. Orta. İsmail. Tugay. İsmail. Aslata. Yovan. Uzun top. Simovic çıkıyor. Ceza alanının ön çizgisinde topa ve pozisyona hakim. Arif. Yusuf. Rekasi. Cüneyt. Hala kendisinde Cüneyt. Pas kötü. İstediğiniz gibi Rumen takımı ayağı topu iyi oynuyor. Atak sağ tarafta. Pozisyon devam ediyor. Ve top dışarıya çıkıyor. Köşe vuruşu. Karşılaşmanın 24. dakikası. Hagi o noktaya doğru hareket halinde. Orta ön direğe doğru. Şimdi sol tarafta atak. Simovic. Mirsad. Petrescu. Cüneyt'in yapmış olduğu hareketi faul olarak nitelendiriyor. İngiliz Kate Hackett. İzlediğiniz gibi futbol oyun temposu olarak vasata bile yaklaşmadı bu dakikalarda. Petrescu. Bir karşılaşmadaki faullerin çok olması oyunun temposunu tartışmasız düşürüyor sayın seyirciler. 2'de 1 duruyor çünkü oyun. Hele böyle 15 santim geriden attınız, yarım metre önden attınız gibi ince eleyip sık dokuyunca karşılaşmanın orta hakemi atışların yeniden yapılmasına da gerek duyuyor. Mirsad. 15 konu yapmış olduğu hareket var. Prekazi. Tekrar Prekazi. Şut pozisyonu arıyor Prekazi. Semih. Prekazi. Semih'in yatarak müdahalesi. İkinci hareket ve top dışarı. Sayın seyirciler, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Galatasaray 0, Steaua Bükreş 0. Karşılaşmanın 25. dakikasından 26. dakikasına gidiyoruz. Semih.
Tugay. Cüneyt. Tekrar Tugay. Geriye bırakıyor İsmail. Yerden çıkartılan top Cüneyt'e gelmiyor. Yusuf'un pası Petrescu araya giriyor. Jovan. Atario sol taraftan atak geliştiriyordu. Agi. Serbest vuruşla oyunu başlatacak olan takım Steaua Bükreş. Andrian golü yapımı sol tarafında görev yapıyor. Rezalya'nın üzerine doğru orta. Erhan kapayla karşıladı. Dumitrescu offside. Kuturdu offside. Offside'dan doğan indirek serbest vuruş ve Smolic. Son derece ilginç bir pozisyon. Degajmana topu hazırlarken kaleci Smolic'in yapmış olduğu hareket. İzlediğiniz gibi top rakibinin kafasına vurdu ve ağlara gitti. Karşılaşmanın orta hakemi geçerli saymıyor. Cüneyt. Tugay, Yusuf, ceza alanına orta, Mirsat'a gelmiyor top, tekrar Tugay, sol tarafta Prekazi, onun solunda Semih, Mirsat, Prekazi, ceza alanının içerisine gönderiyor, Gumbescu uzaklaştırıyor top, Semih'te, atak devam ediyor Galatasaray adına, bir orta daha, karşısındaki defanstan dönüyor, ikinci hareket, bir daha orta, Stajko kafayla uzaklaştırıyor, sağ tarafta Yusuf'un şutu, defanstan geriye geliyor, Bülent, pasta hata. Şimdi top yine Galatasaraylılarda. Arif. Ucumda genişlik. Arif'in ortası. Sol tarafa doğru gitmiyor top. İngiliz hakem en küçük bir faulü kaçırmıyor. Pozisyonu da izlediğiniz gibi son derece yakından takip ediyor. ...29. dakika... Galatasaray 0, Steaua Bükreş 0. Ve Steaua Bükreş takımı şimdi top kullanıyor. Semih'in darbesi ve top dışarıya çıkıyor. Smolic. Tabii Galatasaray takımı buraya gelene kadar büyük mücadeleler verdi. Bunun yanı sıra Galatasaray takımının futbolcuları 1. Türkiye Ligi maçı oynuyorlar. Federasyon Kupası maçı oynuyorlar. Şimdi Mirsat'ın vuruşu. Top dışarıya gidiyor rakibine çarparak ve köşe vuruşu. Evet, Galatasaray takımının futbolcuları lig karşılaşması yapıyor. Federasyon Kupası oynuyor. Milli takımdaki futbolcuları milli takım maçlarını oynuyorlar. Avrupa Şampiyon Kulüplerdeki mücadele. Özellikle son 2 ay içerisinde Galatasaray takımı ortalama 3 günde bir maç yapma takımıyla karşı karşıya kaldı. Tabii bu bazı futbolcular için mücadele. Orta cezalarının üzerine doğru kafa vuruşu. Gumbescu uzaklaştırıyor. Şimdi Petrescu'nun uzun vuruşu. Rumen takımı topu ceza alanının dışarısına kadar çıkarttı. Pasta hata. Prekazi. Yusuf. Yerden çıkarttığı top Cüneyt. Gumbescu araya giriyor. İkinci hareket. Karar faul. Galatasaray takımı şimdi kullanacak. Endrek serbest vuruş. Fakat serbest vuruşa karar vermiş olacak. Şu anda hiçbir eli havada değil. 9 metre 15 santimetre. Evet, Endrek serbest vuruş. Prekazi ve top dışarıda. Direkt olarak kaleye vuruyor. Prekazi topu izlediğiniz gibi. Bir defa daha şimdi izliyorsunuz pozisyonu.
Rekazen'in vuruşu ve top dışarıda. Andriano. İsmail. Rekazi. Ceza alanının içerisine orta. Bunun için son derece kolay bir top. Petrescu. Dumitrescu. Foul. Karşılaşmanın 31. dakikası, durum 0-0. Ingriano. İsmail, Arif. Rekazi. Atak sol tarafta. Semih. İyi kontrol edemedi. Top dışarıda. Taç. Galatasaray. Şu anda Galatasaray yarı alanında, ekranlarımızda yok. Simonç'tan başka kimse yok. Semih. Orta. Sobükreş kendi yarı alanından çıkma çabası içerisinde. Rekazi. Rekazi'ye top tekrar geliyor. Tehlike Yovan'ın pası. Şimdi 2'ye 1 kaldık. Şimdi 2'ye 1. Sol taraftan atak. Hagi ceza alanı içerisinde ve top yandan dışarı. Çok bol adamla hücum yapmanın riskosu bunlar. Pozisyonu bir defa daha seyrediyorsunuz. Ceza alanı içerisinde vuruş ve top dışarıda. Bir defa daha izleme imkanına sahip olduğunuz aynı pozisyonu. Oyunu Galatasaray takımı başlatacak. Karşılaşmanın 34. dakikasından 35. dakikasına 0-0 girdiğimiz şu sırada. Son derece uzun bir degajman. Tehlikeli hareket. Mutlak gol pozisyonu Cüneyt için. Mutlak gol pozisyonu. Bundan yararlanmamız lazımdı. Erhan. Pasta hata. Atak sağ tarafta. 3'e 2 mücadele. Şimdi 2'ye 3. Ceza alanı içerisinde doğru orta. Beş kişi oldu Galatasaray defansta. Orta ceza alanının üzerine doğru. Jovan. Smolic. Yine uzun degajman. Bir saat Mumbescu çıkıyorlar. Bir saat oluyor ama top rakipte kalıyor. Petrescu. Ben takımı yine topu ayağa oynamaya başladı. Vakitten kazanıyor hem de. Aleculum. Offside tabii ki pozisyon. İşaret devam. Smovic'in uzun degajmanı. 15 gol karşılıyor topu. Dumitrescu. Valentin olduğu noktaya doğru ama tabii ki top çok hızlı ve süratli. Yine Smovic. Yine Smovic için degajmanı. Mbescu. Foul. Şimdiye kadar o noktaya havalanan bütün toplarda ya Mirsad foul yaptı ya da Mbescu. Rekazi topun gerisinde. Yine 9 metre 15 santimetre toptan uzakta olması lazım. Rumen futbolcuların. Lung dikkatli. Rekazi topun gerisinde. Ceza alanı çizgisi üzeri kalabalık. Rekazi topun üzerine geliyor. Vuruş! Direkten geriye döndü. Mutlak gol pozisyonu ve gol. Galatasaray 1-0 önde. Galatasaray 1, Sloviç 0. Gol Cüneyt.
Karşılaşmanın 36. dakikası. Frekansı şimdi ekranlarınızda izliyorsunuz. Baraja rağmen topun üzerine geliyor. Mükemmel vuruyor. İzlediğiniz gibi direkten geriye geliyor. Cüneyt topu kontrol ediyor. Artık kale bomboş ve vurmak kalıyor. Galatasaray'ın 36. dakikadaki golü. Galatasaray 1, Steaua Bükle 0. Bir defa daha izliyorsunuz. Mükemmel vuruş. İşte Cüneyt ve Galatasaray'ın golü. İsmail, Arif, Tugay'ın pası, Umbriano, top boşta kaldı. Tekrar Arif, top kendisinde. Bu dakikalarda atılacak bir gol bizi çok ümitlendirecek. Topa sahip oldu Galatasaray takımı şimdi. Atak sağ taraftan gelişiyor. Wow. Tugay'ın hareketine Kitekit faul çalıyor. Rumen takımı şimdi atak geliştiriyor. Dumitrescu ceza alanına tam girecekken yapılan hareket var. O noktalarda Rumen futbolcu Hagi de tehlikeli. Karşılaşmanın da 39. dakikasına geldik. Serbest vuruşu kullanacak olan takım Steaua Bükle. Hagi topun gerisinde. Evet. Son derece tehlikeli bir futbolcu Hagi. Özellikle duran toplarda. Hagi topun üzerine geliyor. Vuruşu Simović. Bravo Simović. Serbest vuruş köşe vuruşuna dönüştü. Devre bitene kadar bir gol daha atabilsek ümidimizi ikinci yarı için daha fazlalaştırmış oluruz. Şimdi orta birinci direğe doğru Simović top boşta kalıyor ve Rumen takımının beraber. İşte bu gerçek anlamda bir şok. Pozisyonu izliyorsunuz. Simović. Hagi topun üzerine doğru geldi. Simović. Ve durum 1-1. Yanılmıyorsam Jovan'ın golü. Galatasaray 1, Steaua Bükle 1. 36. dakikada 1-0 öne geçtik. 39. dakikada golü yiyince tabii ki Steaua Bükle takımı büyük bir avantaj elde etti. Stoka. Atak sol tarafta. Erhan yatarak müdahale ediyor. Karar devam. Umbriano. İsmail. Valentin pası sağ tarafa. Karar köşe vuruş. Sayın seyirciler 40. dakikayı geride bırakıyoruz. Galatasaray 1, Steaua Bükle 1. Tekrar Hagi. Hagi topla birlikte hareket halinde ceza alanı içerisinde son derece rahat kılıyor Simović. Simović uzandı ve topu yakaladı kez. Rekazi.
Newton pası. Mirsad. Mirsad'ın içerisinde Prekazi. Durmuyor. 15 kuruldu. Orta şimdi Semih'ten. Lung çıkıyor, yumrukluyor. Erhan ceza alanının dışından vuruyor, defanstan dönüyor. Tekrar Erhan. Arif. Yusuf. Yusuf. İsmail. Orta arka direğe doğru dışarıda. Out. Lung eliyle başlattı oyunu. Semih ve Taç. Sol tarafta tehlikeli pozisyon kalemiz için. Agi topla birlikte hareket halinde. Smoviç'ten dönüyor. Kale boş ve top üstten dışarıda. Pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. Son defa izliyorsunuz pozisyonu. Karar yine Galatasaray'ın aleyhine. Serbest vuruşlu oyunu başlatacak olan takım Steaua Bükreş. Prekazi. Faul. Bir faul daha. Yaklaşık her 15 saniyede bir faul düdüğü duyuyorsunuz. Tabii bu Rumen futbolcularının çok işine geliyor. Petrescu. Yine bir faul. Sayın seyirciler, bunu size bir özür olarak söylemiyorum. Tabii sahaya maç anlattığımız yer o kadar uzak ki Rumen futbolcularını tanımakta büyük güçlük çekiyorum. Rumen takımını özellikle formalarının da çizgili oluşu futbolcuları tanımakta büyük güçlükler doğuruyor. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Semih müdahale edecekti. Bir faul kararı daha. Özellikle son 7 dakika içerisinde izliyorsunuz. Her 15 saniyede bir faul ve futbolun kalitesi düşüyor. Ekranlarınızda Iordanescu'yu izliyorsunuz. Iordanescu, Rumen milli takımının formasını en fazla giyen bir oyuncu. O da Steaua Bükreş'te oynuyordu ve Rumen milli takımında da defalarca oynadı. İlk yarının artık son saniyeleri. Durum 1-1. Moric. Ve karşılaşmanın ilk yarısı sonuçlanıyor. Sayın seyirciler, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının ilk yarısında Galatasaray'la Steaua Bükreş
birbirlerine birer gol attılar. Galatasaray takımı Cüneyt'in attığı golle 36. dakikada 1-0 öne geçti. 39. dakikada Dimitrescu durumu 1-1 yaptı ve ilk yarı sonucu Galatasaray 1, Steaua Bükreş 1. Lung kullandığı topu tekrar aldı. Sağ tarafta Petrescu. Mirsat'ı ikaz ediyor İngiliz hakem. Hagi kullandı. Ve Lung'a kadar gelen bir top. Ungureanu yaklaştı kendisine fakat Lung vermedi. Yusuf'un pası, Prekazi, seken top. Turgan'ın pasını izlediniz. Hagi. Hagi Erhan mücadelesi. Taç. İlk karar karşılaşmanın yardımcı hakemi Neil Midley'den taçtı. Kitegut serbest vuruşla oyunu başlattı. Ungureanu, Lung. Sağ tarafa doğru uzun top. Pas yerini bilmiyor. Taç Galatasaray'ı. Semih kullanacak. Galatasaray'ın defans oyuncusu Semih, Yunanistan milli maçı haricinde Galatasaray'ın bütün karşılaşmalarında oynadı. Milli takımında bir tek Yunanistan karşılaşmasında oynamadı. Erhan, pozisyon son derece tehlikeli. Offside. Topun son oynandığı anda kaleye en yakın oyuncu tutuyor. Bülent. Uzun gönderiyor. Ungureanu araya giriyor. Tekrar kaleciyle. Şimdi Lung'un degajmanı. 12'de uzun. Bülent'in olduğu noktaya doğru. Bülent. Orada Rumen futbolcunun yapmış olduğu hareket futbol kurallarının dışında. Petrescu. Tugay. Yusuf. Arif. Tugay. Erhan. Prekazi. Sol tarafında Semih. Semih soldan hata destekliyor. Ceza alanının içerisine doğru orta. Jovan çıkarttı. Orta alanda topa Rumenler sahip oldular. Sağ tarafta atak. Hagi. Ceza alanının içerisinde. Topu dışarıya doğru çekti. Top hala kendisinde. Orta arka direğe doğru. Topun gelişine vuruş. Oldukça yumuşak. Simovic. Ram futbolcu. Kutup. Bülent. Simovic. Petrescu. Semih. Yusuf. Top hala Yusuf'ta. İki iki bir mücadele. Hagi. Arkadan bindirme. Top hala Hagi'de. Ceza alanının içerisinde pozisyon tehlikeli. Simovic. Prekazi. Lung.
Andriano. Dimitrescu. Valint. Hagi. Tekrar Hagi. Semih mükemmel kesiyor. Prekazi. Rıza'nın içerisinde Cüneyt vuruşu Lum. Tekrar Cüneyt. Bir daha vuruyor. Yine Lum. Bir defa. Bir satın vuruşunu çıkarttı. İkinci yarının 18. dakikası. Turun 1-1. Bir defa daha izlediniz. Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Tugay çıkıyor. İlyas oyuna giriyor. Ve top dışarıdan sahanın içerisine yönelince köşe vuruşu avuta dönüştü. Bir defa daha seyrediyorsunuz Cüneyt'in pozisyonunu. Şimdi Nusret'in vuruşu. Lung her iki harekette de başarılı. Semih. Balint. Simović. Ondan top Yusuf'a geliyor. Andriano. Yine Hagi. Semih. Rakipten top alırken izlediğiniz gibi Semih hiç zorlanmıyor. Prekazi. Kale vuruşuyla Rumen takımı oyunu yeniden başlatacak. 65. dakika. Durum 1-1. Balint. Dimitrescu Balint. Lund. Balint. Cezalının içerisinde doğru orta. Kalemizde tehlike. Top üstten dışarıya çıkıyor. Balint'in vuruşunda top üstten dışarıda. Bir defa daha seyrettiniz. Aynı vuruşu bir kez daha seyrediyorsunuz. Vesku. Karar Galatasaray takımının aleyhine. Mirsat'ın pası Yusuf. İlyas. Prekazi. İlyas Prekazi. İlyas'a tekrar gelmiyor top. Pasta başarı. Biturga. Cezalının içerisinde şu anda girdi. İşaret devam. Erhan. Prekazi. Prekazi.
Bescu. Andriano. Dimitrescu, Pifturka. Andriano'nun pası. Semih havalandırıyor. Pozisyona offside bayrağı yok. Cüneyt topa sahip. Ceza alanı içerisinde Velu. Tekrar seyrediyorsunuz. Cüneyt ceza alanı içerisinden vuruyor Velu. Mirsad savaşın olduğu noktaya atıyor. 15 kutu topu dışarıya çıkar. Sekizinci dakika, durum 1-1. Savaş Koç kullanacak köşe vuruşunu. Bir orta cezalarının üzerine doğru kafa vuruşu ve top yandan dışarı. Yusuf'un vuruşunda top dışarıya çıkıyor. İşte Savaş Koç ortalıyor. Yusuf kafayı vuruyor ve top dışarıya. Bir defa daha seyrettiniz. Pifturka. Rekazi. Cüneyt. Savaş. Orta arka direğe doğru. Trescu çok güzel pasıyor. Taç. İsmail. Tekrar İsmail. Orta cezalarının üzerine doğru. Helal faal. Jovan kullandı. Yusuf Direkazi. Semih ceza alanına yaklaştı. Topu rakibinden kurtardı. Şimdi orta. Ömescu'dan dönüyor top. Savaş Koç. İsmail. Mirsad'ın kafası bu. Meşgü'den dönüyor. Rekazi. İsmail. Orta cezalarının üzerine doğru. Ne Mirsad ne Yovan. Hiçbirisi kafayı vuramıyor. Top dışarıya çıkıyor. Taç slow bir köşe. Valentin pası. Erhan ve Bülent. Smoric. ...74. dakika Galatasaray 1, Steaua Bükreş 1. İlyas. İsmail. İkili mücadeleyi kaybediyor Galatasaray takımı. Materyo'nun pası. Valent. Agi.
Bravo Semih, bravo Semih. Semih ve top dışarı. Semih! Karşısında Semih. İsmail. Mirsad. Sol tarafta İlyas. Tek top oynuyor. Rumenler bu dakikada orta saha hakimiyetlerini tamamen ellerine geçirdiler. Simović ve top dışarıda Taç. Petrescu. Tekrar Petrescu. Semih. Erhan. İsmail. Savaş. Yovan uzaklaştırıyor. İlyas. Dumitrescu. Sol tarafa atılan top. Piturga. Ceza alanının içerisinde. Erhan. Tehlike. Hagi. Hagi. Hala kendisinde. Şut pozisyonu, direkten dönüyor top. Yusuf. İnea. Ungriano. Bir defa daha seyrediyorsunuz pozisyonu. Minea. Hagi'nin üçlüğünün direkten dönüşünü bir defa daha seyrettiniz. Kaleci Lung. Erhan ve Semih. Şimdi Yusuf. Sol tarafta Cüneyt. Topayla Cüneyt'te. Frekazi. Yovan. Ungriano. Ungriano. Savaş Koç. Savaş Koç'un vuruşu bu. Ungriano. Hagi. Atak sağ tarafta Balint. Hagi. Hagi. Simović. Frekazi. Frekazi.
Şu anda maç iki yarı sahada oynanıyor gibi. 11 futbolcu öbür tarafta kalmış vaziyette. Bülent. İlyas. Beşkudan top geliyor dönüyor. İlyas. İsmail. Tekrar İlyas. Orta cezalının üzerine doğru. Ejulunki geçiyor ama topu dışarıya çıkan futbolcu Yovan. Seyrediyorsunuz pozisyonu. İlyas cezalının içerisine doğru ortalıyor. Köşe vuruşuyla oyunu başlatacak takım Galatasaray. Durum 1-1. Karşılaşmanın 79-80. Dakikası. Savaş Koç kullanacak kale vuruşunu. Ceza alanının dışına doğru gönderiyor. Prekazi. Tekrar Savaş. Top hala Savaş'ta. Ceza alanının içerisine doğru ortalıyor Savaş ve top bir defa daha dışarıda yine köşe vuruş. Savaş'ın ortası. Ve kale şubu. Haki. Balint. Intrescu. Semih'in müdahalesi topun Simović'e gelmesini sağlıyor. Erhan. Umbescu. Balint. Hagi. Semih. Prekazi. Sağ tarafta Savaş. Orta hareket halinde Savaş. Ceza alanına giriyor. Orta. Cüneyt'in hareketi güzel. Bir satın vuruşunda topuştan dışarıda. Ettiğiniz pozisyonu ve top dışarıya gidiyor. Yovan. Turga. Savaş. Atak devam ediyor. İlyas sol tarafa doğru gönderiyor topu. Orta. Rekazi. Cüneyt. İsmail şut pozisyonu arıyor. Savaş. Savaş. Arka direğe doğru orta. Rekazi. Şut pozisyonu Lund. İkinci hareket defans çıkartıyor yola. Oyuncu değişikliği. Otario oyundan çıkıyor. Oyuna giren futbolcu Negreau. Bugün Prekazi'nin vuruşunu çıkartışını izlediniz. Otario oyun dışında. Negreau oyuna girdi. Negreau karşılaşmanın bitimine 4,5 dakika 5 dakika kala oyuna girdi. Yine Prekazi.
Rumen takımı uzun topla çıktı offside. Yusuf'un pası. Tekrar Yusuf. Ve kaleci Lum. Top doğrudan doğruya dışarıya gidiyor. Taç. Yusuf kullanacak. Frekasi. Yusuf. Yusuf ortalıyor. Lund. Bülent. Tekrar Bülent. İlyas'ın pası. Rekasi. Vuruş. Savaş'ın vuruşu. Lund. Petrescu. Sağ tarafta boşluk. Balint. Karşısında Semih. Tekrar Balint. Bülent. Rekazi. Top hızlı Cüneyt'ten. Taç Steo Bükreş'in. Karşılaşmasının sonu için son 3.5 dakika. Galatasaray 1, Steo Bükreş 1. 36. dakikada Cüneyt'in golü, 39. dakikada Dimitrescu'nun golü eşitlik getirdi İzmir Atatürk Stadı'nda. Galatasaray yarı finale kadar çıkma başarısını gösterdi. Yarı finale çıkarken de Rapid'i, Nöşatel'i, Monaco'yu kupanın dışında bıraktı. 3 takımı eledi. Yapmış olduğu karşılaşmalarda Galatasaray 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı bu son karşılaşma hariç. Ve böylece Türk futbolunu bu sene son derece iyi temsil etti. Galatasaray takımını alkışlamak, kutlamak gerekir. İlk kez bir Türk takımını yarı finale çıkarttığı için bu bizim ileriye gitmekte olan futbolumuz için tabii ki bir başarılı adım, bir motivasyondur. Dileğimiz bundan sonra yine milli takımımızın, diğer kulüplerimizin aynı başarıyı tekrarlamaları. Galatasaray takımı yarı finale çıkana kadar yapmış olduğu mücadele, yarı finalde yapmış olduğu mücadele hepsi son derece başarılı. Steaua Bükreş takımını zaten izliyorsunuz. Bundan önceki sonuçlarına da bakacak olursanız Steaua Bükreş takımının son derece güçlü bir takım olduğunu göreceksiniz. Steaua Bükreş takımı Spartak Prag gibi bir takımı, Sparta Prag gibi bir takımı deplasmanda 5-1 yeme başarısını göstermiş. Sparta Moskova takımını deplasmanda 2-1 yeme başarısını göstermiş. Ve şimdiye kadar da bu karşılaşma hariç 21 gol atmış 7 karşılaşmada. 5 galibiyeti, bir beraberliği, bir mağlubiyeti var. Sadece çeyrek finalde İsveç takımı Göteborg'a 1-0 yenilmiş deplasmanda. Onun dışında kendi sahasında 5-1 yenmiş. Şimdi Piturga, faul, Piturga'nın hareketi. Erhan serbest vuruşu kullanacak. Evet, Steaua Bükreş takımını sizlere anlatıyordum. Sparta Prag, Sparta Moskova, Göteborg takımlarını elemiş. Galatasaray'la eşleşti yarı finalde ve Galatasaray da yaklaşık 2 dakika sonra yarı finale veda edecek ama Türkiye'deki futbol aksiyonuna müthiş işlerlilik kazandırdı sarı kırmızılı takım. Günlerce Galatasaray'ın başarısını konuştuk. Galatasaray'ın başarılarını kutladık ve sarı kırmızılı takım yarı finale kadar göstermiş olduğu performans her türlü dikkate değer. Balint, Semih, Rekazi ve Taç. Rekazi. Savaş. Jovan. Rumen takımı milli takımları gibi
ayağa pas yapma işlerliliğini her karşılaşmada fazlasıyla yapıyor. Zaten Balkan futbolu içerisinde Rumenlerin, dünya futbolu içerisinde Rumenlerin, Avrupa futbolu içerisinde Rumenlerin yeri belli. Futbolu teknik kapasite olarak fevkalade iyi beceren bir takım. Bugün, bu gece ekranlarımızda finalin bir başka takımını izleyeceksiniz. Milan'la Real Madrid arasındaki karşılaşmanın sonunda. Ve onun galibiyle Slovan Bilgoş takımı Barcelona'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın finalini oynayacak. Aynı takım 1986 yılında biliyorsunuz Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmıştı. Artık karşılaşmanın son dakikaları. Tabii Slovan Bilgoşlu futbolcular oyunu tamamen kontrolleri altına aldıktan sonra hep zamana karşı oynadılar. Ve sürekli olarak top dolaştırarak vaktin geçmesini sağlıyorlar. Son 1,5 dakika. Erecilun. İkili mücadele Rumen takımı tarafından kazanıldı. Soldan Galatasaray kalesi içerisinde bir tehlike ve top dışarıda. Out. Erhan, kaleci Simović. Mumbescu. Rekazi. Orta. Ugriano. Piturga. Ugriano. Top sahayı sınırlayan çizgilerin içerisine çıkıyor taç. Galatasaray 1, Slovan Bilgoş 1. Erhan kullanıyor taç atışını. Erece Simović. Rekazi. Ve karşılaşmanın İngiliz hakemi Keith Hackett karşılaşmanın sonunu işaret ediyor.